dış politikayla başladık, yine döneriz fırsat olursak da. Tabii herkesin çok merak ettiği, sizin de merak uyandıran, biraz da açıklamalarla gündeme getirdiğiniz evinizin altındaki ofisin dinlenmesi, bir böcek bulunması, bir sene sonra açıkladınız bunu. Kamuoyu da çok meraklı bir şekilde tartışıyor. Tartışmaya değer bir konu hiç şüphesiz. Bir takım belirsiz noktalar var. Onları sormak istiyorum. Neden ihtiyaç duydunuz? Yani bir rutin tarama gibi, bir şüphe üzerine, bir ihbar üzerine mi tarattırdınız ofislerinizi, bulunduğunuz, çalıştığınız yerleri? Ve o günden bugüne şüpheniz, yani kimler yapmış olabilir konusunda şüpheniz, yani eminim sizin de tahminleriniz ya da şüpheleriniz vardır. Sizi bir yere vardırdı mı bu şüpheler, bir adrese vardırdı mı? Şimdi Mustafa Bey, bir defa yani bizim mekanlarımız sürekli olarak, yani belli bir aralıkla bu tür aramalar hep yapılır. Yani bu başbakanlık ofislerinde yapılır, ne bileyim resmi konutumuzda yapılır, benim şu anda oturduğum ofiste ve evimde yapılır ve bunlar bugüne kadar bizim tabii rastladığımız şeyler değildi. O zaman da yine bu tür bir arama esnasında bunlar bulunuyor. Ve tabii bulunduktan sonra da biz aslında bunun, yani affedersiniz, bir yaygarasını yapmanın şeyine girmedik. Dedik ki zaten savcılık burada yapılması gereken neyse bunu yapar dedik. Ve süreç zaten o şekilde akıp gidiyordu. Ama bizim de kalkıp bunu gündeme taşımamızın bir anlamı yok dedik. Ve bu aslında yine medya grupları tarafından da biliniyordu. Yani bu son dönemde artık bu soru bize sorulunca biz bunu bu şekilde cevaplamak durumunda kaldık. Ve bu arada da tabii ister istemez ben Başbakanlık Teftiş Kurulu olarak da bu konuyla ilgili bir incelemeyi yine ilgili istihbarat birimleriyle görüşmek suretiyle tabii başlatmak durumunda kaldık. Ve süreç şu anda bu şekilde akıp gidiyor. Bundan ötesi tabii artık yargıyla ilgili bir süreç. Onun için de bunu daha fazla abartmayı da ben doğru bulmuyorum. Ama